Türkiye'de üçüncü defa Nevşehir'de ise ilk defa düzenlenen patates fuarı başladı. Fuara yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi. Özel bir firma tarafından Nevşehir'in Avunus ilçesinde açık alanda düzenlenen Potuda Days Türkiye Fuarı'na Nevşehir Valisi Ali Fidan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, yurt içi ve yurt dışından firma yetkilileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Depoda haliyle deformasyon daha fazla oluyor. Ama bunda bir denge topluyor ve istenilen mevkiye bırakmak suretiyle hem nakli kolay oluyor hem de... Yani bu Türkiye alıyor. Böyle söylemek lazım. Bugünün anısı olarak, kendi evinizin emeği olarak, alnınızın teli olarak bunlardan muhakkak benim sizlere... Benim hakkımdan biraz Sayın Valime de birikiyorsun. Ben şansı yakalayamadık ama inşallah bunlar yakalayacak. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Olarak bir dakika olarak. Pardon. Değiştirince bataryaları da tamam, birik bataryaları mı? Ben de saat ölüyorum ya. Burada bir birik bataryaları yok. Bizim şeylerde yok. Savunma sanayinde. Savunma sanayinde yok. Diğer taraftan LG Fuarcılık olarak partnerlerimiz APH Grup, Genta bu alanın çimlenmesi ve gübrelenmesi için bizlere destek oldu. Rivulis tüm alanın sulanması noktasında bizlere destek oldu. Yine Hektaş firmamız ve Webagron etkinlik partneri. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's an honor to address you today for the occasion of the third edition of Potato Days Turkey. This is a remarkable event that unites shareholders and enthusiasts in the potato industry. I would like to recognize the presence of esteemed guests in this hall, the governor, the first councillor and head of economic section from the German embassy, all members of parliament, as well as other government officials, exhibitors, farmers, and industry professionals from Turkey, Azerbaijan, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kenya, Netherlands, Russia, United Kingdom, Uzbekistan, and other valued guests. Değerli Hazirun, bilindiği gibi aslında artık dünyada iklim çok hızlı bir şekilde değişiyor ve özellikle yaşamış olduğumuz pandemiden sonra gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Artık tüm dünya güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için birçok faaliyete ve çalışmaya başladı. Bu anlamda da şunun altını çizmek gerekiyor. Sağlıklı ve güvenilir gıdanın temel anahtarı tohumluk. Yani burada az önce arkadaşlarımız ifade ettiler, 90'dan fazla patates çeşidi. Siz değerli Hazirun'un hizmetine sunulacak ve görseline çıkacak. Bu anlamda efendim tohumluğun, sertifikalı tohumluğun kullanılması, sağlıklı ve güvenilir gıdanın elde edilmesi noktasında olmazsa olmazımız. Yani biz burada aslında en net bir şekilde şu mesajı vermek istiyorum. Ülkemizde ekilen bütün alanlarda bu patates içinde diğer ürün grupları içinde geçerli mutlaka sertifikalı tohumlukların kullanılması olmazsa olmazımız. Yani sertifikalı tohumluk ne demek? Sağlıklı ve güvenilir gıda elde etmek için, kalite için, hastalıklara dayanım için ve yüksek verim için, çiftçilerimizin de daha yüksek verim elde etmeleri için, ülkemizin rekoltesinin yükselebilmesi için olmazsa olmazımız mutlaka kullanacağımız tohumlukların sertifikalı olması gerekiyor. Erdbeben statt das zu unendlichen menschlichen Leid und Zerstörung führte. Şubat ayında çok büyük bir yıkım ve acılara sebep olan bir deprem yaşadık. Das Erdbeben hat auch in Deutschland die Menschen tief bewegt. Patates ülkemizin farklı yerlerinde üretilen beslenme ve gıda sektörünün önemli parçalarından birisi. Ama Nevşehir için daha da önemli. Nevşehir tabii doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli kültür ve inanç turizm merkezlerinden birisi. Ama aynı zamanda bereketli topraklarıyla tarımsal anlamda da ülkemizin önemli illerinden birisi. Patates üretiminde de ülkemizin 8. ili.
2022 verilerine göre ilimizde 71 bin dekar alanda yaklaşık 280 bin ton patates üretilmiş. Bu rakamla Türkiye 8.'si. Sadece üretimde değil, Nevşehir yaklaşık 2 milyon tona yakın depolama alanıyla da patates üretiminde, tarımsal üretimde ülkemizin önemli merkezlerinden birisi. 1321 doğal depoda ucuz maliyetle patates ve diğer tarım ürünlerinin depolanma imkanı var. Geçen yılki rekortiye göre yaklaşık ülkemiz üretimi 5 milyon ton civarında düşünüldüğünde 2 milyon ton depolama alanıyla neredeyse ülke üretiminin yarısını depolama imkanı var. Bu tabii hem üreticilerimiz için, hem sektör için, hem tüketiciler için, hem de ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir rakam. Bu yönüyle patatese ilişkin ilimizde böyle bir fuar düzenlenmesi, sektörün tüm temsilcilerinin burada bir araya gelmesi, üretime ilişkin yeni tekniklerin, yeni tohumların, yeni ilaçların değerlendirilmesi, üreticilerimize yeni yol ve yöntemler üretilmesi, gösterilmesi çok kıymetli.